Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlama törenine hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğumuz en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Sonunda büyük Türk milletinin bir tercih olarak bu kutlu güne tanışmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Bu özelliklere sahip nesilleri yetiştirmek öğretmenlerin görevi olacaktır, diyor zatımız. Kuruluşundan bugüne dek Atatürkçü çizgisinden hiç ödün vermeden onun gösterdiği aydınlık yolda çağdaş, cumhuriyetçi nesiller yetiştirmeyi ilke edinen Doğuş Okullar Grubu Kurucu Genel Müdürü Sayın Doğu Gözaçan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ediyorum. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, sevgili gençler. Bu yıl Cumhuriyetimizin 80. yıl dönümü ulusça coşkuyla kutlarken mutluyuz, gururluyuz. Doğuş ailesi olarak bu gururu bize yaşatan yüce atamızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle bir kez daha anıyor, eserlerini sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Atatürk'ün yarattığı en büyük eser, hiç şüphe yok ki, modern Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu cumhuriyetin temeli Atatürk inkılaplarıdır. Öyle bir binadır ki cumhuriyet, atılan temele, konulan harçta insan sevgisi vardır. Cumhuriyet çalışmaktır, üretmektir. Cumhuriyet özgür yaşamaktır. Çalışana barış, düşünceye özgürlük, kısacası insanca yaşamaktır cumhuriyet. Atatürkçülükle güçlenen cumhuriyet, Türk ulusu için çağdaş uygarlık yolunu aydınlatan fener olmuştur. Şöyle bir geçmişe dönüp baktığımızda, cumhuriyet rejiminin hangi güçlüklerle boğuşularak oluşturulduğunu, hangi aşamalardan geçilerek bugünlere erişildiğini görebiliriz. Evet, cumhuriyet rejimine kavuşmak hiç de kolay olmadı. Başta Yüce Atatürk olmak üzere pek çok vatanseverin emeği, çabası ve özverisi vardır bu ömez eserde. Ulu önderimiz manevi mirasım dediği bu eseri, ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz, diyerek geleceğimizin güvencesi olarak gördüğü ve çok güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir. Sevgili gençler, değerli şeylere sahip olmanın güzelliğinin yanında onları korumak da sorumluluk ister. Sizler atamızın bu kutsal emanetini sonsuza dek korumak ve yüceltmek zorundasınız. Cesaretinizi ve gücünüzü Kurtuluş Savaşı yıllarında bu ülke
ülkede yazılan destanlarda arayın. Aklınızı kullanmak cesaretini gösterip bilginizle ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşıyın. Aydınlanmanın, laikliğin ve cumhuriyetin inançlı savunucusu olun. İç ve dış sorunlarımız ne kadar çok büyük olursa olsun, yılgınlığa kapılmadan Atatürk ilke ve inkılaplarına sımsıkı sarılarak bunların üstesinden gelebiliriz. Bugün kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes el ele, gönül gönüle cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yaşatmak zorundadır. Cumhuriyetimizi seviyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Sen bir düş değil, gerçeksin Atatürk. Bir yol, bir yöntem, bir ışık düşüncelerin. Bir yurt bıraktın bize, uygar ve çağdaş. Cumhuriyet senin eserin. Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Rıfat Uçarol sizlere hitap edecekler. Sayın Kurucu Genel Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin 80. yılını kutlarken ilk önce şunu belirtmek isterim. Eğer eldekinin değeri bilinirse korunması ve geleceğe yönlendirilmesi ve gelecekte de daha geliştirilmesi önemli rol oynar. Bu bakımdan kısaca Cumhuriyetimizin ilanına gelen ve giden yollara çok kısa olarak değinmek istiyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinde devrimler yapılmıştır. Rejimler değişmiştir, rejimler kurulmuştur. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün başlattığı harekette üç ana iş birden yapılmıştır, çok büyük olarak. Bunlardan bir tanesi Kurtuluş Savaşı'dır. İkincisi bağımsızlıktır, devlet kurmaktır ve üçüncüsü de devrim hareketidir. Bu bakımdan bizim cumhuriyetimizin kurulması kendine özgüdür. Ve bu özgü kendine olan rejimin kurulması da bazı kaynaklarda ve bazı yerlerde söylendiği gibi 28 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal arkadaşlarıyla Çankaya'da toplandıktan sonra yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz dediğinde sanki bir gün gibi anlaşılıyor. Halbuki cumhuriyet Mustafa Kemal'in planlarında baştan itibaren vardır. Bilindiği gibi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı anda kendisinin deyimiyle şunu söylüyor. Daha İstanbul'dayken aldığımız karar şuydu. Ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Mustafa Kemal'e kurtuluş için verdiği bu karar o günden 2003 yılı yani bugüne kadar gelen tüm gelişmelerin temelini oluşturur. Bu yönleriyle Cumhuriyetimizin ilanı Mustafa Kemal'in plan ve programı içerisinde zaman içerisinde geliştirilmiştir. Nitekim Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas kongrelerinde bunun ilk uygulamaları başlamıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından sonraki kabul edilen kararların birincisi ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ancak başka ülkelerde de ulusal egemenlik dayanan rejimler vardır. 1923 yılına geleceğim. Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmış. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te ilan edilmiş, imzalanmış. Ve bu imzanın arkasından Türkiye'de yaşanan büyük bir sorun vardır. Devletin rejimi ne olacaktır? Çünkü 1923 yılında dünyada Cumhuriyet'te ilan edilen devlet sayısı bir elin parmağı kadar ancak. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre daha fazlasını da saymak mümkün değildir. Ancak 1923'te başka rejimler vardır. Örnek olarak 1917 yılında Rusya'da Bolşevik rejimi ilan edilmiştir. Ve Bolşevik rejimi dünyaya egemen olmak istemektedir. Çok canlıdır. Türkiye'de o sıralarda acaba bu rejim kurulabilir mi? Pekala kurulabilirdi. 1922'ye geldiğimizde tipik örnek olarak İtalya'da da
Mussolini iktidara geçmiş ve faşist yönetim kurulmuştur. O halde Türkiye'de de faşist bir yönetim kurulabilir mi? Pekala kurabilirdi. Şunu belirtmeye gayret ediyorum. Yani 1923 dünyasında Cumhuriyet kültürü dünyada daha gelişmemiştir. İşte bu ortam içerisinde Mustafa Kemal geleceği gören ve gelecekteki yaşam şekli olarak Cumhuriyet'i seçmiştir. Bu bizim için çok çok önemlidir. Ve 1920'li yıllarda kurulmuş olan rejimler 1900'lü yılların sonlarına geldiğimizde demin aldığım rejimler tarihten silinmiştir. Ve kendi toplumlarına çok büyük ızdıraplar yaşatmıştır. Bu yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet, Türk ulusunun geleceğinin aynı zamanda güvencesidir. Ve bu rejim kurulduğu sıralarda temel ilke şu idi, demin söylediğim kararın, Türk ulusunun onurlu ve refah içerisinde yaşamasıdır. Bunun paralası ise kendi söylediğinde belirttiği gibi ya bağımsızlık ya ölümdür. O halde Cumhuriyetimizin temelinde aynı zamanda bu rejimi koruma ülküsü esastır. Bu ülkün bundan sonraki nesillerde refah ve huzuru geliştirerek gelişebilmesi için temel ilkede çağdaşlaşmalıdır. Bu yönleriyle Atatürk'ün ilke ve inkılapları bir bütündür. Dünden bugüne, bugünden mutlak surette yarına gitmek durumunda ve bunun içinde 10. yıl nutkunda belirttiği gibi ebediyete akıp giden her 10 yılda bu millet bayramını büyük saadetlerle, coşkularla, gönülden kutlamanı dilerimdir. Ve Mustafa Kemal'in bu dileği bizler için hem yol gösterici hem de her yönüyle sıkı sıkı sarılacağımız temel ilkedir. İşte 80. yılda bu 10 yıllardan bir tanesi, 8.'si olarak bir bayram aynı zamanda bir şenlik içerisinde kutlanması hem bundan hem de 1923'ten 2003 yılına gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk toplumunun gelmiş olduğu seviyenin bir tespitidir. Bu yönleriyle her Cumhuriyet Bayramı çok çok önemli. Elbette ki bundan sonra da daha önemli olacaktır. Güvencesi yine Mustafa Kemal'de. Bu emaneti gençliğe bırakması bir rastlantı değildir. Gençlik sürekli kendisini yenileyen ve geleceğe güvenle bakan uygarlaşmada en büyük temeldir. Bunun içinde her şey gençlik ve gençlik dediğimiz zaman da elbette ki eğitimdir. Eğitimin çağdaş olması bunun için gerekmektedir ve bu yönüyle de Türkiye Cumhuriyeti 2003 yılına geldiğimizde büyük mesafeler kat etmiştir. Ancak burada yeterli mi? Hayır. İnanıyoruz ki siz değerli gençler Türkiye'yi gelecekte çok Atatürk'ün gösterdiği yolda geniş ufuklar içerisinde biraz daha bir yana söyleyecek olursam Türkiye'ye katlayacaksınız. Bu güvençle 80. Cumhuriyetimizin yılını tekrar kutluyor. Hepimize tekrar kutlu olsun diyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan Cumhuriyet konulu şiir yarışmasında okulumuz öğrencileri arasında birinci olan Nil Menda sizlere Cumhuriyet ve Ben adlı şiiri seslendirecek. Saçları sarı, gözlerinde parlıyordu ışıklar. Ben
yerden geliyorum arkadaşlar. Yokluklar, yoksulluklar. Sırtında mermi taşıyan analar, İnönüler, Sakaryalar, Dumluklarlar. Ben o onurlu yıllardan geliyorum arkadaşlar. Bir düş gibiydi yaşananlar. Bir masal gibiydi anlatılanlar. Ve uğurladık düşman gemilerini. Bir daha görürsek topraklarımızda sizi, pişman ederiz hepinizi. Ben o muşkulu yıllardan geliyorum arkadaşlar. Yıl 1923, Ekim'in 29'u. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ben o ışıklı yıllardan geliyorum arkadaşlar. Önde Atatürk, arkasında Türk ulusu. Yeni bir toplum oluşuyordu. Düşünceleri yeni, dili yeni, hisleri yeni. İnsan olmanın güzelliği yaşanıyordu. Türkiye çağını yakalamaya çalışıyordu. Düşünmeyi öğrendik Cumhuriyet'te. Gücünü öğrendik dayanışmayı. Onurunu duyumsadık, başımız dik. Arkadaşlar, bilin ki Cumhuriyet'e borcumuz büyük. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu kafidir. Okulumuz öğrencilerinden Anıl Sargın, Atatürk'ü görme şansına sahip olamayan, ancak onun fikirlerini özümseyen ve onun emaneti Cumhuriyeti sonsuza dek koruma görevini üstlenen tüm gençler adına duygularını dile getirecek. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Ulu Önder Atatürk'ün ülkemizin geleceğini emanet ettiği Türk gençliği adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin bu güzel ve anlamlı günün 80. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Yüce Atatürk'ün Samsun'da yaktığı özgürlük ateşi, her türlü düşmanlığın, yıkıntıların, yoksullukların, iç ve dış bölücülerin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Tüm olanaksızlıklara karşın büyük bir harabeden, yeni ve çağdaş bir toplum yaratılması, o güçlü ateşin inanç ve coşkusuyla gerçekleşmiştir. En iyi kurtuluş çarelerinin bir yabancı devlet himayesine ya da mandasına sığınmak sayıldığı bir dönemde, sadece ulusun egemenliği düşüncesine dayanan, yeni ve bağımsız bir devlet yaratmak, ancak onun beyninden çıkabilecek gerçek bir kurtuluş olmuştur. Bu inanç ve ateş, yenilmiş, yorgun ve tükenmiş bir halkı yeniden diriltmiş ve yeryüzünün ilk bir kurtuluş savaşını tarihe yazdırmıştır. Yüce Önder Atatürk, tüm savaşlardan sonra yarattığı yeni ve çağdaş Türk devletini, bu güzel ülkeyi ve en büyük eser saydığı Cumhuriyetimizi Türk gençliğine emanet etmiştir. Onun aşıladığı inanç ve güvenle güçlü Türk gençliği olarak taşımakta olduğumuz sorumluluğun bilincindeyiz. Yüce Önderimizin manevi mirasım dediği Cumhuriyetimizi, aklın ve bilimin ışığında her tür bağnaz ve çağ dışı düşmanların karşısında sonuna kadar koruyacak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Yüce Atam, bize bıraktığın ilke ve inkılapların bunca zaman sonra dimdik ayakta olduğunu görüyor, bizlere düşen görevin bu kutsal emaneti daha da yüceltmek olduğunu biliyoruz. Bizler, özgür düşünceye inanan, çağdaş, demokrat, layık, vatansever Atatürkçü gençler olarak ulusumuzu yeryüzünün en uygar ulusları düzenine çıkarma vasiyetini can borcu bilerek çalışacağız. Bayrağın elimizde, sevda yüreklerimizde her sabah aynı anda için aynı ülkeye koşacağız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle Cumhuriyeti yaşayıp Cumhuriyeti yaşatacağız. Saygılarımla.
senin ilkelerine sarıldıkça güçlü ve canlıyız. Bir sevinç doğar içimize sonsuz. Cumhuriyete gönülden bağlıyız. Okulumuz öğrencilerinden Serkan Yalpı Cumhuriyet adlı şiirini okuyacak. Türk ulusu bir ırmak, çağlardan aşar gelir. Engel tanımaz ırkım, dağlardan aşar gelir. Önder aydınlarıyla en karanlık günlerde, al bayrağım altında aydınlık koşar gelir. Esir olmadan kimseye anlat yaşar soyum, bilmeyen bilsin beni, tarih boyunca buyum. Al bayrağı, diktim her karış toprağıma, bağımsız yaşarım ben, özgürlük yolcusuyum. Her karış toprağıma ne şehitler verdim. Kadın erkek toplanıp en büyük gücü yendim. Vurdurmadım zincire yurdun yarımlarını. Atamızın izinden cumhuriyete erdim. Halkıma değer veren bir yönetim gerekti. Üstün erdemleriyle bu bir cumhuriyetti. Aydınlık yolumuzda ne padişah ne sultan. Ulusu ülkesini kendi yönetecekti. Uymaz bana karanlık. Çağ dışı yaşayamam, parlayan geleceğimi karanlığa boğamam. Atatürk'ün kurduğu temeller üzerinde özgürlüğün tadına 80 yılda doyamam. Birinci sınıf öğrencilerinden oluşan koro sizlere Cumhuriyetle Aydınlık Yarımlara adlı şiiri sunacak. Yıl 1923. Bugün bambaşka bir gün. Yurdumuz üstünden güneş bir başka durum. Ülkem
kahrolur cumhuriyete yönelecek eller. Köylüsü, kentlisi, askeri, sivili, selamlar olsun sana yüce Türk milleti. Selamlar olsun sana yüce Türk milleti. Cumhuriyet, iyi düşünen, beden ve bilgi bakımından sağlam, yüksek karakterli koruyucular ister. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet, cumhuriyet şereftir, namustur cumhuriyet. Ateş içinde doğduk, uyku bize yaramaz, ölüm bile arasa bizi evde bulamaz. Türk'üz, düşman üstüne işte böyle öperiz. 70 bin ateşiz, 70 dünya yeteriz. Ey ölümsüz Atatürk, şerefsiz milletin, bekçisiyiz tek kalsak, inan cumhuriyeti. Türk'üz, cumhuriyetin göğsümüz su üstünde. Türkiye durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Devrimlerle ilgilenme. Çok güzel bir milleti temiz edelim. Sana borçluyuz talihinden. Sen en büyükleri Mustafa Kemal'lerin. Ben kalacağım. Her değişmende, her devrimde dünya düzenim bir iyi, bir aydınlık düzen. Uygarlığa, ileriye, aydınlığa. Uygarlığa, ileriye, aydınlığa. Gençler, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile üstün insanlık idealinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ağır paslı zincirini kopardık karanlığı. Alt düşünceleri, alt duyguları ünledim. Her adımında ulusun hakkını, hukukunu gözledim. Ulu bir çınarım, dalların koşar acımda, yönelmişim çağdaş yuvarlığa, ulu dizgin insancıl gücümle. Ey Türk gençliği! Birinci vazifem Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ileri ve muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk'ün sesi bazen devrimlerin alfabesi, bazen cumhuriyetin gür sesi. Yüce Ata, biz Türk gençiyiz. İnandın, güvendin, cumhuriyete emanet ettin Türk gençliği. Bu vatanın nasıl kurtarıldığını, bugünü bize nasıl hazırladığını biliyoruz. Damarlarımızda asil Türk kanı var. Senin kanın var. Gücümüzü senden, Türklüğümüzden alıyoruz. Ölümsüz, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruyup yücelteceğimize söz veriyoruz. Ben Oruç, karanlıktan aydınlığa atlı konuşmasını yapacağım. Yanına yayılmış
hastanelerde insanlar bilime dayanan yollarla tedavi ediliyorlar. Tarlalarda son model tarım araçlarının kullanılmasıyla ülke bereketli günler geçiriyor ve her gün yeni gelişmeler yaşanıyor sanayide. Kadın erkek herkes eşit ve el ele yürüyorlar Çağda Şügarlık yolunu açmaya. Egemenliği, özgürlüğü yudumluyorlar attıkları her adımda. Bilinçli kuşaklar yetiştiriyorlar ve yılmadan çabalıyorlar çağlaşmaya. Türk adı altında aynı idealleri paylaşıyorlar ve aynı dizeler dökülüyor ağızlarından. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Güneş, Türkiye'nin bugününü ve yarınını aydınlatıyor en parlak ışıklarıyla. İki manzarada da görüldüğü gibi Türk ulusu olarak karanlığı terk edip aydınlık yolu seçtik ve aydınlığa erişme uğruna savaşa veren atalarımıza minnettarız. Milletin bir göstergesi olarak çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacak Cumhuriyet'in sonsuza dek koruyucusu olacağız. Takılsak da düşmeyeceğiz, düşsek de ağlamayacağız. Çünkü biz 70 milyon Atatürk'üz. Saygılarım. Doğuş'un ilk öğretim okulu öğrencilerinin dans gösterisini izleyeceğiz.
Öğretmenleri Sabiha Yılmaz yönetiminde sizlerle.
Türkiye için eğit. Nice 75'i yaşadı. Behbi'nin fabrika bacası, Veysel'in toprak karısı. Nazım'ın yürek yarası, Kemal'in adım yarısı. Türkiye benim, dedemin şehadeti. Türkiye bana, oğlumun emaneti. Türkiye benim, kızımın saadeti. Annemin ve babamın alın teli. Yeah.